Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Gerçi pek de mutlu günler denemez. Çünkü Mauro Icardi'nin sakatlık durumu var Galatasaray'da ve taraftar bir hayli meraklı bu konuda. Galatasaray'ın önünde Bayern Münih maçı var. Kritik bir Bayern Münih maçı var. Bu karşılaşmada oynayacak mı, oynamayacak mı? Bu çok merak ediliyor mesela. Ben şu süreçte bu sakatlık açıklandığından itibaren birkaç uzmanla görüştüm bu konuyla alakalı. Size bu bilgileri aktaracağım ama onun öncesinde hemen aradan anonsu çıkartalım. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonuna tıklayarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz diyelim. Hemen olayın en başına dönelim. Mauro Icardi nasıl sakatlandı? Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmada 55. dakikada Mauro Icardi ceza sahası içerisindeyken, tam böyle topa vuracakken Gezal orada Mauro Icardi'nin ayağına doğru bir hamle yaptı. Yani oraya bir tekme attı. Hemen arkasından zaten penaltı beklemişti taraftar. Bizler de bekledik. Hakem Halil Umut Meler buna penaltı vermedi. Tabii ki de VAR'dan da uyarı gelmedi Abdülkadir Bitigen'den. Herkes o konuda bir şok olmuştu zaten. Maçın hemen arkasından Mauro Icardi stadyumu topallayarak terk etti. Onun görüntüsünü de zaten sizlere paylaştık. Bu konuyla alakalı bir merak oluştu. Mauro Icardi'nin sakatlığının ciddiyetiyle alakalı ve son olarak kulüpten de bir açıklama yapıldı ve dendi ki sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve üstündeki retinaküler dokuda hasar ve kanama tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı dendi. Peki bunun meali nedir? Yani yorumlarda da insanlar yazmış, biz doktor değiliz, nasıl anlayalım bundan diye. Peki bunun meali nedir? Şimdi konuştuğum zaman Mauro Icardi'nin bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ancak bu süreç oyuncuya da bağlı. Ve Galatasaray'ın önündeki fikstüre baktığımız zaman Bayern Münih maçı hem içeride hem dışarıda çok kritik. Milli ara var. Yani milli aradan sonra eski Mauro Icardi'yi yakalayabilirsiniz. Ancak diyelim ki Icardi'yi bu şartlar altında iğneyle Bayern Münih maçında oynattınız. Çok daha büyük sıkıntılara yol açabilirsiniz. Onu buradan söyleyelim. Şu anda en çok Mauro Icardi'nin iğneyle oynayıp oynayamayacağı konuşuluyor. Mauro Icardi iğneyle oynar. Okey, zaten güçlü bir profil zaten oyuncu olarak. Ancak alacağı herhangi bir ikinci darbe veya maç içerisindeki zorlama Mauro Icardi'yi daha uzun kaybetmenize neden olabilir. Mauro Icardi'yi bir ay dinlendireceksiniz. Rahat bir şekilde aynı eski formuyla geri dönecek. Ha, diyelim ki hızlı bir şekilde hazırlamak istiyorsunuz. Daha erkene yetiştirmeye çalışıyorsunuz. O zaman Mauro Icardi için bir sonraki Bayern Münih maçı, yani 8 Kasım'daki Bayern Münih maçına kadar hızlı bir program yapılır. Orada oyuncunun iyileşme sürecine bakılır. Dediğim gibi oyuncu zaten güçlü bir oyuncu. En iyi ihtimal ikinci Bayern Münih maçına yetişmesi. Ben bu maçta oynayacağını düşünmüyorum. Oynamaması da gerekiyor zaten. Diyelim ki teknik ekip dedi ki benim bu maçta Mauro Icardi'ye çok ihtiyacım var. Oynasın iğneyle de olsa. O zaman okey, Mauro Icardi bu karşılaşmada oynayabilir ama daha sonrasında dinlendirileceği de malum. Yani Bayern Münih maçında oynadıktan sonra tedavisine devam edilecektir. Onu söyleyelim. Karşılaşma içerisinde tekrar altını çiziyorum. Herhangi bir sıkıntılı hamle veya oranın zorlanması durumunda Mauro Icardi'den daha uzun süre mahrum kalabilirsiniz. Bu karşılaşmada artık hani Barış Alper Yılmaz oynar bana göre. Cedric Bakan bu büyük hayal kırıklığına uğrattı ancak kendisinin de şans bizzat ayağına geldi. Eğer bu şansı da artık değerlendiremezse devre arasında yani Cedric Bakan bu ilk yolculardan biri olabilir diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş karşılaşmasında da oyuna girdiğinde gene böyle biraz heyecan yaptı. Oyuna girdiği zamanlarda böyle etki etmek yerine heyecan yaptığı için biraz saçmalıyor Bakan bu. Ama diyorum yani tanımadığım bir futbolcu olsa diyeceğim ki bu adam kötü. Yani Galatasaray'a geldiğinde adama bir şeyler oldu. Daha geçen sene bu adam Yunanistan Ligi gol kralı oldu. Yani Cedric Bakan buya da şans verebilir Okan Hoca. Bayern Münih maçında al fırsat senin diye. Ama diyelim ki işini riske atmak istemiyor. Barış Alper Yılmaz oynatır. Üçüncü bir senaryo Mauro Icardi'nin iğneyle oynaması. Ancak bu senaryo çok riskli. İşin uzmanlarıyla görüştüğüm zaman denilen şu. Bu oyuncu yaklaşık bir ay sahalardan
uzak kalır. Tedavi sürecine göre ve tedaviye verdiği yanıta göre de daha erken dönebilir. Galatasaray'ın bu süreçte hangi maçları var? Bakıyoruz. Bayern Münih maçı var. Rize deplasmanı var. Evinde Kasımpaşa maçı var. Deplasmanda Bayern Münih maçı var. Deplasmanda Hatay Spor maçı var. Süper Lig'deki maçları zaten çıkartırsınız. Ancak buradaki kritik maçlar içerideki ve dışarıdaki Bayern Münih maçları. Bana kalırsa içerideki Bayern Münih maçında Icardi'yi gözden çıkartın. Deplasmandaki Bayern Münih maçına yetişmeye çalışsın. Yani diyorum ya, 11 Kasım'da Hatay Spor maçı var, sonrasında milli ara. Ben eğer tedavi normal bir şekilde devam ederse milli ara sonrasına Icardi'nin yetişeceğini söyleyebilirim. Yani aynı halinde, eski formunda milli ara sonrası Alanya Spor maçıyla Mauro Icardi formasını giyer sahada olur. Ancak buradaki etkenler Bayern Münih maçı iğneyle oynayıp oynamayacağı, ikinci Bayern Münih maçına yetiştirilmek için acele edilip edilmeyeceği, bu konular tabii ki de oyuncunun vereceği reaksiyonlarla, vücudunun vereceği reaksiyonlarla çok önemli. Şu anda kesin bir şey söylememek gerek, ancak benim kesin olarak söyleyebileceğim şey, bu maçta oynaması çok çok riskli Mauro Icardi'nin. Galatasaray'ın ikinci Bayern Münih maçına şu anda 17 gün var. Ben odaklanılması gereken maçın bu maç olduğunu düşünüyorum Mauro Icardi'nin sakatlığı için. Bu karşılaşmaya yetiştirilirse çok iyi olur. Ama onun dışında zaten o maçı da kaçırdı diyelim. Hatay Spor maçı geliyor ve sonrasında milli ara sonrasında Mauro Icardi zaten Alanya Spor maçında %100 durumda olacak. Bunları konuşuyoruz ama bir anda bakabiliriz ki teknik heyet dedi ki Mauro Icardi oynasın, riskini alıyoruz. Icardi de riski almak istedi. Bayern Münih maçına Icardi diyelim ki iğneyle çıktı. Ondan sonra zaten diğer senaryoları da sizlerle konuşuruz. Fakat senaryo şu an bu yönde. İğneyle oynayabilir. Bayern Münih maçında iğneyle oynaması tamamen teknik heyet ve Mauro Icardi'nin inisiyatifinde. Sağlık ekibi tabii ki de buna okey değil. Yani oyuncunun durumu ortada. Diyorum ya, uzmanlarla konuştum. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalabileceği konuşuluyor bu sakatlıktan dolayı. Tekrar dönelim en baş senaryoya. Icardi ve teknik heyet iğneyle oynamaya okey olursa Icardi iğneyle Bayern Münih maçında oynayabilir ama bence de oynamamalı. Ben de burada sağlık heyetiyle aynı fikirdeyim. Icardi'yi bir maç kullanacağım diye en az 9-10 maç kaçırma ihtimaliniz bile var. Bırakın dinlensin Mauro Icardi. Bir aylık süreç mi? Okey. Zaten diyorum ya, 3 hafta sonra falan milli ara var. Milli aradan sonra adam hızlı bir şekilde dönecek zaten. 17 gün sonraki ikinci Bayern Münih maçına yetişecek mi, yetişmeyecek mi bakılsın. Grup kaderi açısından okey, gayet önemli, ancak burada yapılacak iş Barış Alper Yılmaz'a güvenmek, Bakan Buya da bir tane daha şans tanımak. Yoksa tekrar altını çiziyorum, Icardi'den uzun süre mahrum kalabilirsiniz. İkinci ve üçüncü ihtimali söylemiştim zaten. İkinci ihtimal 17 gün sonraki Bayern Münih maçına yetiştirilmesi. Üçüncü ihtimal, hiç oyuncuyu zorlamadan tedavisini düzgün bir şekilde yapıp Hatay Spor maçı sonrası gelecek milli aradan sonra Alanya Spor maçıyla sahalara dönmesi diyelim. Bu arada bu konuyla alakalı destekleri için sevgili arkadaşım Gamze Yalçın'a da teşekkür ederim. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere diyelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.